Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamayla kentte 30 Mayıs'a kadar gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığı duyuruldu. Şanlıurfa genelinde 30 Mayıs'a kadar gösteri, basın açıklaması ve mitinglerin yasaklandığı bildirildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Şanlıurfa genelinde 30 Mayıs tarihine kadar gösteri, basın açıklaması ve mitinglerin yasaklandığı bildirildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 Mayıs ile 30 Mayıs arasındaki tarihte il ve ilçeler de dahil olmak üzere şehrin her tarafında yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stand açma gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. maddesine istinaden diğer illerden katılımlarla birlikte 26, 27, 28, 29, 30 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stand açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur ifadeleri kullanıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir askerimizle bir polisimiz şehit oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu 42 teröriste güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ve bir polis şehit oldu. Biri ağır, 9 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin'de PKK'lı teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin yeniden tesis edilmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca başlatılan Atmaca 7 operasyonu sürüyor. Müşterek operasyonda Yenişehir mahallesinde teröristlerin saldırısı sonucu bir asker olay yerinde şehit düştü. 10 güvenlik görevlisi yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir polis memuru müdahaleye rağmen şehit oldu. Biri ağır yaralı olan 9 güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor. Öte yandan Nusaybin'de önceki gün 25 PKK'lının teslim olmasının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını Fırat ve Yenişehir mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lılara sık sık teslim olun çağrıları yapıldı. Çağrılar üzerine Fırat ve Yenişehir mahallelerinde toplam 42 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. 10'u kadın olan bu teröristler arasında yaralıların da bulunduğu belirtildi. Teslim olanlarla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Patladılar beni. Kızılay'ın sebebine geldik. Bizi burada ölüme terk ettiler. Teslim edeceğimiz kişi devlet beni. İstanbul'da benim yaşayan Kürt gençlere sesleniyorum. Bu PKK veya PKK yanlıştır. Çok yanlış bir örgüttür. Çocukları kandırıp örgütleyip savaşa sokuyor. O DAK kadrosu dediği kişileri arkalarda tutup çocukları yerlere ölmezlere veriyorlardı. Köpek gibi pişmanlığı bir. Valla beni dinlerlerse ne buralara yaklaşsınlar. Gitsin ailelerinin yanında. Ailelerinin yanında kalsınlar. En güzel ailelerinin yanında. Bu şerefsizlerin yanlarına hiç yaklaşmasın en güzel olarak. Zaten zorla bize her şeylerini yaptırıyorlar. Tünel kazdırıyorlar, getir götürlerini yapıyorlar. Yani kendilerine hizmetçi yapmışlar. Beni dinlerlerse ailelerinden yani var ya, bir metre bile ne uzak durmasın. En güzel odur. Hiç ulaşmasın. Yani bilseydim böyle buraya girdi, buraya kadar böyle giren çizalar böyle. Bu şeyleri göreceğimi bilsem ben başta bir çıkmamıştım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Suriye'de IŞİD'in merkez olarak kullandığı Rakka kentine Suriye Demokratik Güçleri tarafından başlatılan operasyona Amerika Birleşik Devletleri de havadan destek veriyor.
Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in başkenti saydığı Rakka'ya yönelik 3 koldan operasyonu sürüyor. Arap güçlerinin de olduğu 12 bin savaşçının katıldığı operasyona koalisyon uçakları da havadan desteği sağlıyor. Suriye'de YPG ile Arap müttefiklerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in 2 yıl önce hilafetin başkenti ilan ettiği Rakka kentinin kuzeyine operasyonu hava desteğiyle devam ediyor. Rakka'nın kuzeyini özgürleştirme hamlesi adlı operasyon, Tel Abyad'a bağlı YPG'nin kontrolündeki Ayn İsa kasabasından 3 koldan başlatıldı. Rakka'daki yerel kaynaklar, koalisyon güçlerinin operasyonuna karşı IŞİD'in kentte hazırlık yaptığı ve vatandaşların Rakka'dan göç etmeye başladığını belirtti. Operasyona Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki Rakkalılardan oluşan Ahrar Rakka ve Liva Tahrir Tugayları öncülüğünde 12 bin savaşçının katıldığı belirtiliyor. Rakka merkezine yaklaşık 50 kilometre öteden başlatılan operasyon aşamalı olacak. Operasyonun 4 kilometre uzunluğunda 15 kilometre genişliğindeki bir alanı kapsadığı belirtildi. Suriye Demokratik Güçlerinin kadın komutanlarından Rojda Felat, Rakka ve çevresinde yaşayan halkların isteği üzerine hamleyi başlattıklarını ve koalisyonun hava desteği zafere ulaşacaklarını ifade etti. Şanlıurfa'ya gelen TOKİ Başkanı Ergün Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte kentsel dönüşüm uygulamaları ve Maçuk'taki konut inşaatlarını yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Urfa'daki yatırımları yerinde görmek üzere kente gelen Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan'la birlikte bir dizi temaslarda bulundu. Çok kaliteli bir karşılarmış, olmaz bazaltı. Her tarafta bazalt çıkıyor mu da baş? Kaç kalıp? 3 kalıp. TOKİ Başkanı Turan'a kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili sahada eşlik eden Başkan Nihat Çiftçi, Urfa'nın gelişimi ve dönüşümü için elimizdeki tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Kentsel dönüşümün yaşandığı bölgeler ve Maşuk'ta devam eden konut yapımlarını inceleyen TOKİ Başkanı Ergün ise Urfa'da toplam yatırım bedellerinin 2 milyar lira olduğunu söyledi. Daha sonra son olarak Şanlıurfa merkezde devam eden sanayi kentsel dönüşüm uygulama alanında incelemelerde bulunan TOKİ Başkanı Ergün, Urfa'daki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti. Şanlıurfa'da hastane, okul, spor salonları ve sosyal donatılar inşa eden TOKİ olarak il genelinde bugüne kadar 12.435 konut uygulaması başlattı. UNICEF ve AFAD tarafından Akçakale Halk Eğitim Merkezi'nin hazırladığı projeye başarılı bulundu. Projeyle ilçeye 33 bilgisayar ve 33 dikiş makinesi kazandırıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından projelendirilen, UNICEF ve AFAD tarafından desteklenen projeyle ilçeye 33 bilgisayar ve 33 dikiş makinesi kazandırıldı. Bilgisayarları görüyor musun? Bilgisayarlar daha kapatıcı.
Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Başak'ı ziyaret eden Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat, Milli Eğitim Müdürü Halil Tek Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Çetin'le Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay, proje kapsamında elde edilen 33 bilgisayar ve 33 dikiş makinesini yerinde inceledi. Bu malzemelerin açılacak kurslarla vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat, başarılı proje ile Halk Eğitim Merkezi'nin canlandığını söyledi. Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde GÜNSEF'le yapılan bu planlama doğrultusunda Akçakale'mizin, Milli Eğitimimizin, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün imkanlarıyla, çabalarıyla yaptıkları güzel projelerle bugün Halk Eğitim Merkezimize 33 tane sanayi tipi büyük, gerçekten son derecede yararlı olacağını düşündüğüm sanayi tipi dikiş makinesi. İşte burada gördüğünüz bu MEC deniyor bu bilgisayarlara, yeni bilgisayarlar. 30'un üzerinde hakikaten ilçe halkımızın kullanımına tahsis edildi. Yazıcılar, bir paket halinde projeksiyon cihazları, gerçekten materyal anlamında, milli eğitimi canlandıracak materyal anlamında çok önemli bir proje oldu. Ben emeği geçen herkese, başta Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze, bu projede emeği geçen müdür yardımcımıza, Halk Eğitim Müdür Yardımcımıza, tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük okullarda kasadan kalma kadar gidelim. Lise Milli Eğitim Bakanlığı. Yani hakikaten burada benim bölüm kalsın da. Tabii büyük. Ama tabii laboratuvarın ağacındaki Hilva'nın merkezinden geçerek ilçeyi ikiye ayıran Korçuk Deresi'nde belediye ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. Hilva'nın merkezinden geçip doğu ve batı yönünden ilçeyi ikiye ayıran Korçuk Deresi atık su kanalının temizlenme çalışmalarına başlandı. Çevreye yaydığı kötü kokulardan dolayı çevre sakinlerinin rahatsız olmaması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ ile birlikte ortak çalışmaya giren Hilvan Belediyesi, kanal içerisinde iş makineleriyle çalışma başlattı. Yağmur sularının akar yolu olması nedeniyle dere yatağı özelliği taşıyan Korçuk Deresi, havaların ısınmasıyla beraber çevreye kötü koku yaydığı için çalışmaları hızlandırdı. Temizleme çalışması başlattıklarını belirten Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Korçuk Deresi'nde temizleme uygulaması yapıldıktan sonra yine aynı şekilde geniş çaplı bir ilaçlama yapılıp haşere ve larvalarının yok edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Çevre sakinlerinin de bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Başkan Aslan Ali Bayık, vatandaşların çöplerini kanalın içine değil, çöp konteynerlerine atmaları gerektiğini ifade etti. Belediye Başkanı Bayık, Korçuk Deresi'nin ıslah çalışmalarıyla ilgili olarak başlatılan ıslah çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılarak kol ve bacaklarını kaybeden iki çocuk babası 25 yaşındaki Burhan Doğruyol, "Çocuklarıma sarılmak istiyorum, onlarla koşup oynamak istiyorum ama bu halimle olmuyor" diyerek yürekleri dağladı. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Ne kadar istiyorlar kol için, protez için? Her iki kol 200 milyar para istiyorlar. Onların maddi durumu olmadığı için İmkanım yok. Onları takamıyorum.
Onları takıp da sorularıma bakmak istiyorum artık. Sorularımı kaldırmak istiyorum. Artık kendi yemeğimi yemek istiyorum, suyumu içmek istiyorum. Kendimi kaşıyamıyorum. Çok zoruma gidiyor. Artık konuşamıyorum. Şanlıurfa'nın Virenşehir ilçesinde yaklaşık 5 ay önce elektrik akımına kapılarak iki kol ve bacaklarını kaybeden 25 yaşındaki iki çocuk babasının dramı yürek burkuyor. Virenşehir'in Germen mahallesinde tek odalı evde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Burhan Doğruyol, kol ve bacaklarına protez için yardım bekliyor. Tek hayalinin takılacak iki protez kolla çocuklarını kucağına alıp doyasıya öpmek ve okşamak olduğunu belirten Doğruyol, maddi imkanları olmadığı için alamadığını söyledi. Yardımseverlerden yardım bekliyorum. Ne kadar istiyorlar kol için, protez için? Her iki kol 200 milyar para istiyorlar. Onların maddi durumu olmadığı için imkanım yok. Onları takamıyorum. Onları takıp da sorularıma bakmak istiyorum artık. Sorularımı kaldırmak istiyorum. Artık kendi yemeğimi yemek istiyorum, suyumu içmek istiyorum. Kendimi kaşıyamıyorum. Çok zoruma gidiyor. Artık konuşamıyorum. Yaklaşık 5 ay önce Virenşehir'de çalıştığı bir inşaatta demir çekerken yüksek gerilim hattına kapılan Burhan Doğruyol ağır yaralandı. Diyarbakır'daki bir hastaneye kaldırılan Doğruyol, burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki kol ve bacakları kesildi. Yaklaşık 3 ay Diyarbakır'da tedavi gören Doğruyol, daha sonra taburcu edilerek memleketi Virenşehir'e gönderildi. Yatağa mahkum bir şekilde yaşam mücadelesi veren Doğruyol, yaşanan olaydan sonra bir ölüden farkım kalmadı çünkü kendi ihtiyaçlarımı karşılayamadığını ifade etti. Çocuklarımı kucağıma alıp doyunca öpmek, okşamak istediğini söyleyen Burhan Doğruyol, devletimiz olmak üzere hayırsever vatandaşlardan yardım beklediğini belirtti. Ben inşaat işçisiyim. Sabah bir gün demir çekerken ikinci kattan demir çektiğimde kendimi elektriğe kaptım. Her iki ayağım, her iki kolum kesildi. 3 ay Diyarbakır'da hastanede tedavi gördüm. 3 ay sonra eve geldim. 3 aydan sonra bu 6 ayım doldu. Yani iki ayağım, iki elim koptu. İki ayağımı taktım. İki elim çok takamıyorum. Maddi durumum yok. İki ayağım babam kendi imkanlarıyla ayaklarımı taktı. Borç yaptı. Kendi imkanlarıyla taktı. Kendi iki kolum var. İki kolumu takamıyorum. Burhan Doğruyol'un gözü yaşlı eşi Fidan Doğruyol'sa iki çocuğuyla birlikte bir ömür boyu eşine bakabileceğini, fakat eşinin bu durumu hazmedemediğini, geceleri sürekli ağladığını söyledi. Protez ayakları için babası borç etti, aldılar. Kolları için 200 milyar istiyorlar. Bizim de maddi durumumuz olmadığı için yapamıyoruz. Devletten ya da hayırsever birilerinden bekliyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapımı süren yeni saman pazarında çalışmalar devam ediyor. Siverek Belediyesi'nce Ayvanat Mahallesi'nde yapımı süren yeni saman pazarında çalışmalar hızla devam ediyor. 13 dönümlük alan üzerine inşa edilen saman pazarındaki çalışmaları beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül'le yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan'dan bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, seçim döneminde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün yapılmakta olan saman pazarımızın yerini incelemek için şu an burada bulunmaktayız. 13 dönüm üzerinde yapımı devam eden yaklaşık 38 tane esnafımızın saman numunesini sergileyebileceği, her birisinin kendine ait bir alanı mevcut olan, gerek lavabolarıyla, mescidiyle, duş yeriyle ve sosyal tesisiyle beraber inşallah bir 10-15 gün içerisinde tamamlayıp saman pazarı esnafımızın hizmetine sunacağız. Burada emeği geçen gerek fen işlerinden sorumlu başkan yardımcımız, fen işleri müdürümüz ve belediye başkanımız Resul Yılmaz'ın geçen yıl vermiş olduğu sözü tutarak bugün bu hizmetimizi inceleyip tamamlamak için buradayız. Biz saman pazarı esnafımıza bir söz vermiştik. Daha güzel, daha modern, daha temiz bir imkana sizi kavuşturacağız demiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz.
İnşallah 10 gün içerisinde burada gelip onlarla beraber çayımızı içeceğiz ve bu hizmetimizi esnafımıza açmış olacağız. Ben emeği geçen belediye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Esnaf kardeşlerimize de buranın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Samanpazarı esnaflarından Ömer Geçitli, eski yerimizde toz duman içerisinde kalıyorduk. Hemen yanı başımızda okul vardı. Bu yüzden sıkıntı yaşıyorduk. Belediyeye çalışmasından dolayı çok teşekkür ettiklerini ifade etti. Daha önce yerimiz iyi değildir. Yani perişandık. Şimdi inşallah memnun olacağız. Ceylan Pınar eski belediye başkanı Mehmet Atilla, belediye tarafından sünnet ettirilen Suriyeli çocukları hastanede ziyaret etti, onlara hediyeler verdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Telhammut Çadır kentinde Suriyeli misafir ailelerin çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayarak Ceylanpınar eski belediye başkanı Mehmet Atilla Devlet Hastanesi'nde sünnetlerini gerçekleştirdi. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Ceylanpınar Devlet Hastanesi ameliyathanesinde sünnet edilen çocukları ziyaret eden Mehmet Atilla, ardından burada Suriyeli aileleri ziyaret ederek sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Var mı Sünnet olan Suriyeli çocukları ziyaret ederek hediyeler veren Atilla, Suriyeli din kardeşlerimiz İslam'ın gereği olan sünnet olmaları gerekiyordu. Biz de bu vecibelerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Bizim Suriyeli din kardeşlerimiz buraya geldiği zaman İslam'ın gereği olan sünnet olmaları lazımdı. Bu konuda hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Şanlıurfa Valimize teşekkür ederiz. Tabii ki bizim de belediye olarak katkılarımız oldu. Onlar muhacir, biz ensarız, tabii ki sahip çıkmak lazım. Onlar din kardeşlerimiz, dinin gereği vacibeleri yerine getirildi. Mutluyuk, onlara hediyeler de aldık. İnşallah hepsini sünnet edeceğiz parça parça peyderpey. Yaklaşık 1000 Suriyeli çocuğun sünnetinin yapılacağı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde aileler çocuklarının sünnetini yapıyorlar. Akçakale Belediyesi tarafından Yukarı Beydaşlı Mahallesi Göklü Mezrası'ndaki taziye ve çalışmaları son aşamaya geldi. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın seçimlerden önce vaat ettiği çok amaçlı salon, taziye evi ve kadın kültür merkezleri hayata geçiriliyor. Yukarı Beydaş Mahallesi Göklü Mezrası'nda yaklaşık 50 gün önce yapım inşaatına başlanan taziye evi ve çok amaçlı salonun 2000 metrekarelik alanda yapımına devam ediliyor. Akçakale Belediyesi tarafından yapılan taziye evinin açılışına sayılı günler kaldığını söyleyen Akçakale Belediye Başkan Vekili İbrahim Okay, inşaatı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakini Mahmut Büyükaslan ise Yukarı Beydaş Göklü Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan taziye evinin bitme aşamasına geldiğini söyledi. Yukarı Beydaş Göklü Mahallesi Abdülhakim Belediye Başkanı
bizim gazemizi yaptırdı, boyasını yaptırdı. Çok çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun her şeyin. Abdülhakim Ayhan'a çok çok teşekkür ederiz. Bu taziye yaptığı için çok teşekkür ederim. Harran Üniversitesi'nde ünvanda yükselme ve mezuniyet töreni düzenlendi. Akademik personel cübbe giydi, öğrenciler kep fırlattı. Mühendislik Fakültesi Akademik Yükselme Töreni'ne hoş geldiniz. Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü Mühendislik Fakültesi Amfi Salonu'nda düzenlenen Akademik Yükselme ve Mezuniyet Töreni düzenlendi. Programda Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Sarıışık'a cübbe giydiren Rektör Profesör Doktor Ramazan Taşaltın, daha sonra doçent, yardımcı doçent ve doktoralarını tamamlayan akademik personele cübbelerini giydirdi. Cübbeleri giydiren Rektör Taşaltın, akademik personelin kendilerini her daim geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Yeni unvan alan akademik personeli tebrik eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Sarıışık, hep beraber daha iyi birer mühendis yetiştirmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. İnsana yapılan yatırım, yatırımın en pahalısı, en önemlisi, en uzun olanı ve en zorudur. Zahmetli, büyük, sabır ve özveri isteyen bu yatırımı başarıyla tamamlayarak bugün meyvelerinizi almış durumdasınız. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde unvanı yükselen akademik personel programın ardından öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Hedefine ulaşabilmem için bütün öğrencileri seferber eden, beni yetiştirdikleri ve bu günlere yetiştirdikleri için aileme sonsuz minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde almış olduğumuz eğitim bizlere bütün bu mesleki donanımları kazanmasını sağlamıştır. Birlikte geçirdiğimiz 4 sene şöyle baktığımda çok güzel anlar bıraktığımızı düşünüyorum. Aynı salonda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Şurski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılayırma, Mühendislik Fakültesi Dekanı Ali Sarıışık, akademik personel, öğrenci ve aileleri katıldı. Okulu dereceyle bitiren öğrencilere ödüllerin verildiği programda makine, çevre, bilgisayar, inşaat ve elektronik bölümlerinde 400'ün üzerinde öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyet törenlerinde öğrenci ve ailelerine mezuniyet pilavı ikram edildi. Programın sonunda aileler ve öğrencilerin katılımıyla Mühendislik Fakültesi önündeki açık alanda mühendislik yemini edildi, kepler fırlatıldı. Yurduma ve insanlığa yararlı olmaya... Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen üvey kardeşler arasındaki kavga kanlı bitti. Bir kardeş hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen Necdet Karataş'la üvey kardeşi Abdülkadir Karataş, Dört Budak Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necdet Karataş üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla üvey kardeşi Abdülkadir Karataş'a ateş etti. Abdullah Karataş göğsüne isabet eden kurşun da olay yerinde ölürken şüpheli kardeş Necdet Karataş ise kaçtı. Abdülkadir Karataş'ın cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken kaçak şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okula giren hırsız ya da hırsızlar televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra odayı ateşe verdi. Burada neyi yapmışlar müdür odasını? Yoklamalarla ilgili şeyler var ya. Dosyaları mı yapmışlar? Dosyaları, bilgisayarlar gibi. Bilgisayarları yapmışlar, götürmüşler. Nasıl çalan bir tane bir defterleri yapmışlar. Defteri yapmışlar. Hocam biraz almayayım mısın? Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Bağlar Mahallesi'nde bulunan Türk Telekom Anadolu Lisesi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah saatlerinde okuldan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar tarafından durum itfaiyeye bildirildi. Nasıl bir şeydi ya? O da telefonu gitmiş miydi? Üç sabah yemiş. Yok. İhbar üzerine okula gelen itfaiye görevlileri müdür yardımcısının odasındaki yangını müdahale ederek söndürdü. Polisler ve okul idarecileri tarafından yapılan incelemede okulda bulunan 3 televizyon, 3 bilgisayar, öğretmenlere ait 4 dizüstü bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığı belirlendi. İtfaiye geldi. Bence sabah yapmaya başlamış, işte anca söndürmüşler. Sabah üzeri gelmiş. Ramazan. Kim gör? Bizim gerçi gece Ramazan gelmiş. Önceden yok mu şimdi? Şüpheli kişiler üzerinde. Polis okuldan hırsızlık yaptıktan sonra odalardan birini ateşe vererek kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişilere yönelik Şanlıurfa, Konya ve Kilis'te 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 19 tabanca, 26 şarjör ve 217 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Halfeti gezisine katılan 150 genç gün boyu eğlenme fırsatı buldu. Sportif aktiviteler gençlik merkezlerinde düzenlediği gelişim kursları, eğitime yönelik kırtasiye ve benzeri yardımlarla gençliğe büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez Ay Işığım Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği'nin gençlik şenliğine destek verdi. Derneğin şenliğe katılım gösteren 150 gence Halfeti gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla çoğu genç ilk kez bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme imkanı buldu. Gençler ilk olarak kent merkezinden alınarak tarihi Halfeti ilçesine götürüldü. Burada gruplar halinde eğitmenler gözetiminde ilçeyi gezen gençler ardından tekne turuna çıktı. Fırat Nehri üzerinde kanyonları ve su altında kalan eski Halfeti yerleşim birimlerini gezen gençlerin mutluluğunu doğa ile paylaştı. Ardından yine Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği yemeğe katılan gençler desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Akşam saatlerine kadar ilçenin güzelliklerini gezen gençler ilerleyen saatlerde yine otobüslerle alınarak şehir merkezine getirildi. Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşımından dolayı başta Başkan Çiftçi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Şanlıurfa Gazi Anadolu Lisesi yönetimi tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenlendi. Thank you.
Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesinde Gazi Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere yönelik moral gecesi düzenlendi. Moral gecesinde konuşan okul müdürü Abdülzahit Dalbaşı, yıl boyunca öğretmen ve öğrencilerimizin gösterdikleri başarı ve emeklerini bir nebze de olsa ödüllendirdiklerini söyledi. Çok değerli Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Sayın Ali Altıngöz, değerli öğretmen arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, Gazi Lisesi mezunu olan değerli dostlarımız, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bizler sizler için sınavların yoğun stresinden uzaklaşmak, stresi atmak için Büyükşehir Belediye'mizin güzide sanat halk müziği korosuna yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, sizler için girişimde bulunduk, bizleri kırmadılar, buraya kadar geldiler. Ben sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere güzel eğlenceler diliyorum. Yorumun bunca izi maya değişmem. Yorumun bunca izi maya değişmem. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından moral gecesinde konser verildi. Öğretmen, öğrenci ve veliler moral gecesinde hem müziğe eşlik ettiler hem de ellerine mendillerini alıp halay çektiler. İstikrarsızlığın doruk noktaya ulaştığı geçen sezon Şanlıurfa Spor'da bakın kimler geldi, kimler geçti. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Maç başlıyor. Maktar, Luaboa şimdi. Luaboa vuruyor kaleci, korner. Emrullah'tan top kornere gidiyor. Maça iyi başladı Şanlıurfa Spor. PTT 1. Lig'de 4 yıldır mücadele eden Şanlıurfa Spor, emanet ettiği teknik adamlarla uzun soluklu çalışamadı. Şanlıurfa Spor'u PTT 1. Lig'de mücadele ettiği yıllar içinde toplam 12 hoca çalıştırdı. Hoca sirkülasyonu PTT 1. Lig'e çıktığımız 2012-2013 sezonunda Raşit Çetiner'le başladı. Sarı Yeşilliler PTT 1. Lig'de mücadele ettiği ilk yıl sezona Kemal Kılıç'la başladı. Ardından Bahri Kaya ve Raşit Çetiner görev yaptı. 2013-2014 sezonuna Raşit Çetiner'le yola çıkan Sarı Yeşilli takımda Ömercan Göksu, Reha Kapsal ve Hüseyin Dağ görev yaptı. 2014-2015 sezonunda Cihat Arslan yönetiminde yola çıkan Şanlıurfa Spor ardından Osman Özköylü ile çalıştı. Orta içeriye doğru Lua Lua sırtı dönük bomboş pozisyon, bir vuruş daha üstten dışarı gidiyor. Yine son derece önemli bir vuruşta kaleci Emrullah başarılı. Futbolcu ve hoca enflasyonunun en az yaşandığı sezonda Sarı Yeşilliler playoff trenini son haftada kaçırmıştı. 2015-2016 sezonuna Engin Korukır'la başladı. Hüseyin Dağ'la göreve devam etti. İlk yarı bitmek üzereyken takım Tugay Kerimoğlu'na teslim edildi. Ligin sona ermesine 6 hafta kala Şanlıurfa Spor'un başına Erhan Altın geldi. İstikrarsızlığın en fazla yaşandığı sezonda Şanlıurfa Spor düşmekten son anda kurtuldu. Şanlıurfa Spor'da bu sezon görev yapan futbolcularda Mertcan Çam, Lokman Göl, Halil Çolak, Yavuz Sankeleşoğlu, Hikmet Balioğlu, Oğuzhan Kayar, Ahmet Aras, Erhan Kartal kiralık oldukları için geldikleri kulübe geri döndü. Sarı Yeşilli kulüpte Amin Asgar, Ebu Bekir Elihoş, Maktar, Ensar Beykan, Halil Köçer, Kubilay Sönmez, Ramazan Sal, Ricky Van Hare'nin sözleşmeleri devam ediyor. Mertcan vuruyor Emrullah! Mertcan vuruyor Emrullah!
Şimdi Halil. Halil geliyor. Önünü boşaltmaya çalıştı. Vuracak öyle görünüyor. Halil vurdu ve gol. Halil Çolak atıyor. Şanlıurfa Spor burada 1-0 önde. Top şimdi Edinho'da kaldı. Edinho Kore'ye karşılıyor. Edinho sağ taraf bomboş. Edinho durum 2-0. Edinho. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.